misafirlerimize söylüyorum. Bartırma'da yeni bir kapımız açıldı. Eğer buradan geçerken bizleri arayıp sormazsanız gerçekten üzülürüz. Hakkımızı helal etmeyiz. Biz... Dünyanın ve ülkemizin gerçekten kriz süresinden geçtiği bu dönemde bütün otlar bir çalışanlara kesilmek istiyor. Bu gerçekten bizleri üzüyor arkadaşlar. Bu konuda çok çalışmamız lazım. Emekçiler olarak. Çünkü yükümüz hakikaten ağır. Bu bağlamda hepinizin bildiği gibi tam 215 gündür anayasal hakları olan sendikalı olmaya mücadele verdikleri için ve sonuna kadar da mücadele vereceklerine inandığımız Florlar işçilerini de buradan hep beraber selamlıyoruz. Son 4 ayda kriz dedik ya, cebimizden %35 oranında para uçup gitti. Gitti. Şimdi ne yapacağız? Yine teslim olmayacağız arkadaşlar. Bizim Türk İş'ten önümüzde 2019 yılı için toplu iş sözleşmeleri sürecinde özellikle talebimiz var. Bizim kaybolan %35 artı 25 talebimizi sonuna kadar savunsunlar. Yoksa bu yıl gerçekten çok önemli bulduğumuz sözleşme bitmeyecek arkadaşlar. Biz buna çok kararlıyız. Bandırma olarak. Değerli arkadaşlarım, burada 19. kez Petrol İş Bandırma Şubesi'nin yönetim kurulu seçimleri için toplandık. İnanıyorum ki belirlediğimiz yönetim kurulu listemiz önümüzdeki 4 yıl boyunca şubemizi ve petrol işi en güzel şekilde temsil edecek. Siz delege ve üye arkadaşlarımın desteğiyle inşallah bunu hep beraber başaracağız diyorum. Genel Başkanımız bir şey söyledi. Bandırma bizim en küçük şubemiz dedi. Küçük, evet küçük arkadaşlar. Ama Bandırma'nın özgür ağırlığı Türkiye'nin en ağır şubesidir. Bunu herkes bilsin. Plansız çalışan, olaylara göre karar alan, sürekli sendika olmaktan uzak kalacağız. Göreve geldiğimiz andan itibaren stratejik planlarımız olacak. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 4 yıllık. Bu planlarımız dahilinde inşallah icraatlarımızı gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin sendikal hareket kapsamında bilinçlendirilmesi için kurum içi eğitimler ve konferanslar düzenleyeceğiz. Kültürel, sanatlar ve dayanışma amaçlı etkinliklere her zamankinden daha fazla ağırlık vereceğiz. Yaşadığımız şehrin bizim için gerçekten önemi vardır. Şehir bizim için benliğimizdir diyoruz. Bizler sadece üyelerimiz için değil, aynı zamanda Bandırma'mızın da problemlerini çözüm üretmek için çalışacağız. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sorunlarına odaklanacağız. Kaybolan sivil toplum örgütlü itibarımızı yeniden kazanacağız. Ülkemizde çalışma şartlarının günden güne zorlaştığı son dönemde, evet, aramızda Bağbaşçı arkadaşlar da var. Bağbaşla çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İnşallah
görev süremizce tekrar Bağbaşı'daki arkadaşlarla bunu değerlendirip orada yeniden örgütlenme yoluna, tabii ki burada genel merkez yöneticilerinde desteğini bekliyoruz. Orada Bağbaşı'da çalışan arkadaşlarımıza da gereken değeri verilmesi yönünde sonuna kadar çalışacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kadının üretimdeki yeri inkar edilemez. Bir gerçektir. Üretimde yan yana olduğumuz kadın emekçilere yönetimde de ihtiyacımız var. Bizler de bu bağlamda Bandırma Şubemizde önce hiç olmayan bir zorunluluğu gerçekleştirdik ve kadın bir üyemizi delege olarak aramıza kattık. Müzeyyen Hanım'ı lütfen bir alkış istiyorum. Müzeyyen Hanım sayesinde inşallah şubemizin kadın kollarını daha önceki dönemde olduğu gibi aktif hale getireceğiz ve onların da sorunlarını şubemizde görüşeceğiz. Sevgili emekçi kardeşlerim, sayın katılımcılar, sözlerime son verirken şunu söylemek istiyorum. Ortak karar, ortak düşünce, ortak mücadele ve ortak kazanım diyoruz. Genel Kurulumuzun sendikamıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.